كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi her sohbetin başına ne diyoruz arkadaşlar? Sohbet başlamadan bilenler felak nas ayetel kürsü okusun diyoruz değil mi arkadaşlar? Ayetel kürsünün ne kadar faziletli olduğunu biliyor muyuz? Maalesef çoğumuz bunun ne kadar faziletli, ne kadar efdal olduğunu bilmiyor. İşimize gelmiyor işin Türkçesi. Çünkü bir şeyler okumak, amel etmek bize hep ağır gelir. Dünyevi işlerde hemen en öndeyiz ama uhrevi işlerde en geri plandayız. Şimdi arkadaşlar ayetel kürsüyü şu faziletlerden sonra, bak şimdi faziletlere bak, hizaya gel. Şu faziletlerden sonra ezberlemeyip kulak arkası eden kalbini bir yoklasın. O kadar açık konuşuyorum bak ha. Kalbini yoklasın diyorum. Çünkü acayip faziletler var. Sıkıntıya, belaya, musibete, her şeye çözüm. 313 ayetel kürsünün bereketlenmesi istenen yiyeceği okunması sonucu diyor. O yiyecekler bereketlenir. Arkadaşlar mesela bağın var, bahçen var, domatesin var, hıyarın var. Olabilir. Ya da ne bileyim evde işte marketten yeni geldin. İşte bulgur, makarna aldın. Olabilir. Bereketlenmesini istedin. Bereket nedir arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Bereket malın çoğalması değildir ha. Yanlış anlamayın burayı. Bereket azın çoğa yetmesidir. Mesela 3 kişilik pilav yaptın. Allah Celle Celle o 3 kişilik pilavı 50 kişiye yetirir. Bak 50 kişiye yetirir o pilavı. 50-50. Ama işte buna yakin lazım. Kalp lazım. İyi anlayın buraları. Gece yatarken hem kendi için hem de hane halkını korumak için diyor niyet eden kişi sabaha kadar melekler korur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Uyurken ayetel kürsü okuyana şeytan yaklaşmaz. Uyurken derken hemen uyumadan önce. Ayetel kürsü. Şeytan yaklaşır mı? Peki gece şeytan yaklaşırsa arkadaşlar ne olur? Karabasan çöker. Kabus görürsün. Kamyon devrilir. Ya gerisini sen getir. Ben söylemeyeyim daha. Büyü bozmak için de en çok faydalanan ayetel kürsünün diyor sadakatle okunması gereken bir ayettir ve sürekli ayetel kürsü okuyan büyüsü bozulur. Arkadaşlar bu büyüyle alakalı 50 tane mesaj geliyor günde. 50-50 büyüyle alakalı. Herkes birbirine büyü yapıyor. Devamlı ayetel kürsü okuyan kişiler, hanım kardeşlere özellikle sesleniyoruz. Sürekli ayetel kürsü, sürekli. Ama harflere dikkat edeceğiz. وَلَا يَعُودُهُ حِفْذُهُمَا. Bak. وَلَا يَعُودُهُ حِفْذُهُمَا. Bak orada harflere dikkat etmezsek, yanlış okursak olmaz arkadaşlar. Bir şeyi yapıyorsak düzgün yapacağız. Harflere dikkat edeceğiz. Evet. Günde en az 41 kere okunması ve Allah'ım üzerimde sihir, bir ağırlık ya da nazar varsa bunları kaldır niyetiyle okuması durumunda diyor büyünün etkisinden kurtulur. Hadi bakalım. 313 ayetel kürsü fazileti var. Her gün 41 kere ayetel kürsü okuyana da büyü, işte ne sihir, kötü olan ne varsa Allah'ın izniyle iptal olur. Peşine ayrıca Allah rızası için 2 rekat hacet namazı kılarak. Hacet namazı arkadaşlar, ya Rabbi niyet ettim senin rızan için hacet namazı kılmaya. Allahu Ekber, Subhaneke okuyorsun. Birinci rekatta Subhaneke, Fatiha, Kafirun. İkinci rekatta Fatiha, İhlas okuyorsun. 2 rekat. Ettehiyyat, salli barik, Rabbena atana, Rabbena filli, sağa selam, sola selam. Sonra dua ediyorsun. Peki şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayetel kürsünün fazileti hemen geliyor. 2 rekat hacet namazı kılarak 313 tane ayetel kürsüyü samimi bir niyetle okuyanın diyor ne isteği varsa, bak iyi anlayın, ne isteği varsa hayırlı olan, ev mi istiyorsun kardeşim, araba mı istiyorsun, evlenmek mi istiyorsun, dükkan mı açacaksın, hayırlı bir eş mi istiyorsun, ne istiyorsan ama hayırlısını isteyin ha. Her zaman söylüyoruz hayırlı isteyin. Ancak diyor ne bir eksik ne de bir fazla okuması lazım. Arkadaşlar tesbihlerde belki karıştırabilirsiniz. Zikirmatik var ya böyle parmakla basan, ondan alın. Ben söylüyorum kardeşim. Söylemesi benden, yapması sizden. Geçmişten bu yana diyor alimler tarafından bir kalkan, koruma, muhafaza olarak bilinen ayetel kürsüler gün içinde 7 kere okunup etrafa üflendiği zaman o kişiyi diyor belalardan, musibetlerden korur. 7 kere. Bela, musibet gelmesini isteyen. Bazı kardeşler olur. Diyor ki başımdan bela eksilmiyor ya.
Sabah akşam bela. Ya çocuk düşer, ya bir şey olur, kolu bacağı kırılır, ya hanımla bir şey olur, eve hırsız girer, dükkan soyulur. 7 kere okuyorsun, üflüyorsun etrafına. Allah rızıyla kalkan. Ayetel Kürsi diyor, okuyanın cesareti artar. Arkadaşlar bu Allah için cesaretlenmek niyetiyle okuyalım. Milleti dövmek için değil ha. Saçma sapan şeylere niyetlenmeyin. Şu kablolara çok temas etmeyin arkadaşlar. Çok cızırtı oluyor. Ayetel Kürsi okuyanın yüzü nurlanır ve etrafındaki kişilere sözü tesirli olur. Hadi bakalım emir bil mağrucular. Kız arkadaşını avatmak için yapmayın bunu ha. Siz bunu yaparsınız şimdi. Yapmayın böyle şeyler. Emri bil maruf için yapın. Ben işte namazı anlatıyorum, işte orucu anlatıyorum, zikri anlatıyorum ama kimse beni dinlemiyor. Ayetel Kürsi düzenli olarak okursan sözlerin tesirli olur. Yüzün ayın 14 gibi parlar. Ayetel Kürsi'yi diyor, günlük okuyan kişinin her gün düzenli okuyanın günlük işleri kolaylaşır. İlim isteyene ilim verilir. Rızık isteyene rızık verilir. Allah Allah, faziletlere bak be. Ezberleyin. Allah için ezberleyin. Ya size faydası var. Her harfine sevap var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Kur'an'ın dedi her harfine bir sevap var. Ama sevaplarda ne var arkadaşlar? Çarpı 10. Yani 10 sevap. Ayetel Kürsi her okuduğunda zaten 10 sevap var. Ayrıca musibet, bela, kaza hepsi iptal Allah'ın izniyle. Deliler ve aklını yitirenler için Ayetel Kürsi devamlı okumak bu kişilerin düzelmesini sağlar. Hadi bakalım. Olabilir kardeşim. Alzheimer'de bir şey var. Adamın psikolojisi bozulmuş olabilir. Bir şeyden korkmuş olabilir. Mesela çocuklar bir şeyden korkuyor. Çocuk aklını yitiriyor. Büyüklerde de oluyor bu. Ahlakı bozuk olan ve şehvetine yenik düşen kişiler sürekli okursa bu kişiler düzelir diyor Allah'ın izniyle. Ama niyetler böyle olacak arkadaşlar. Evden çıkarken okuduğunda Allah Celle Celaluhu bu haneyi her türlü belaya karşı korur. Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişinin ölümü kolay olur. Gece veya gündüzün toplamında 1000 Ayetel Kürsi'yi 40 gün boyunca okuyan kişiye ruhani alem açılır. Yani keşfe açılır. Keşfe açılmak isteyen varsa arkadaşım günde 1000 defa isteyen okusun. Ayetel Kürsi'yi adet edinen, okumayı adet edinen kişiye kişi diyor günde 170 kere okuduğunda, 170 kere okuduğunda bakın neler var arkadaşlar. 1. Borçlu ise borcu ödenir. Fakirse rızkı artar. Namazdan sonra okursa duası kabul olur. Gece okursa manevi olarak genişler ve duaları geri çevrilmez. Allah Allah, işlere bak. Rüyasında diyor korkan kişi yatağına yattığında 3 kere Ayetel Kürsi okur ve her okuşundan diyor son kısmında وَلَا يَعُودُهُ حِفْذُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ kısmını 7 kere tekrar ederse bu durumdan kurtulur. Sara nöbeti geçiren kişiye 21 Ayetel Kürsi okumak şifa verecektir. Bir kağıda 21 Ayetel Kürsi, 21 salavat ve 3 ihlas yazılıp Allah Allah tarlanın ortasına gömülürse o tarlada bereket olur ve o tarlaya zararlı haşeler, hayvanlar korunur. Mesela fındıkçılar bunu yapsın arkadaşlar. Fındıkçılar, çaycılar, manavcı işte pazar neyse adam mesela kendi bahçesi var. Pazardan geliyor. Buna yapsın. Arkadaşlar Ayetel Kürsi çok ama çok büyük bir ayettir. Bak Ayetel Kürsi, kürsi, arş kürsi var ya arkadaşlar. Kürsünün ayetleri. Çok büyük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ayetel Kürsi kadar büyük ayetler inmemiştir. Aman ya Rabbi. Allah razı olsun, ezberleyelim. Ama bir daha söylüyorum. Dikkatli okuyalım. Dikkat edelim. Harflere dikkat etmezsek bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Yani baştan savma iş yapmayın.